Merhaba çocuklar. Ben masal öğretmeni Feride Kuyumcu. Bugün size güzel bir yolculuk için buraya davet ettim ve çok güzel bir masal anlatacağım. Eğer hazırsanız bir masal şarkısına beraber başlayabiliriz. Hazır mısınız? Şimdi sizlerle masal diyarına yolculuk yapacağız. Bu yolculuk acaba nasıl yapılacak hiç biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı? Nasıl bir yolculuğa çıkabiliriz acaba sizinle? Şimdi ben size anlatayım da bana bir kulak verin, dinleyin, güzelce izleyin bakalım. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. O da ne? Kocaman bir orman. Ormanın altından geçemeyiz. Üstünden de geçemeyiz. Sağından geçemeyiz, solundan geçemeyiz. Peki, ormanı nasıl geçebiliriz çocuklar? Var mı bir fikriniz? Peki, hızlı hızlı geçelim mi o zaman ormanı? Hadi koşalım o zaman. Koşa 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 ormanı geçelim. Evet, harikasınız. Oh, ormanı geçtik. Yolumuza devam ediyoruz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. O da ne? Kocaman bir dağ. Peki, dağın üstünden geçemeyiz. Altından da geçemeyiz. Sağından geçemeyiz. Solundan da geçemeyiz. Peki, biz bu dağı nasıl geçebiliriz çocuklar? Düz koşarak. Başka? Tırmanalım mı? Hadi tırmanalım o zaman. Tırmanın dağı. Tırmanın, tırmanın. Geldik sonunda. Dağı da açtık. Yolumuza devam edebiliriz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. O da ne? Kocaman bir göl. Gölün altından geçemeyiz. Üstünden de geçemeyiz. Sağından geçemeyiz. Solundan geçemeyiz. Harikasınız. Hadi bakalım yüzerek geçelim şu gölü ya. Hadi bakalım. Yüzün. Hadi böyle yüzelim. Yüzerek geçtik. Gölü de geçtik sonunda. Yolumuza devam edelim mi? Haydi o zaman yolumuza devam edelim. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Bu da ne? Harika. Kocaman, görkemli bir kapı. Bu kapının üzerinde bir şey yazıyor. Masallar diyarı. İşte gelmişiz masallar diyarına. Peki biz bunun kapısını nasıl açabiliriz? Anahtarla. Şuralarda bir anahtar olacaktı. İşte buldum. Ama anahtarın üzerinde de bir şeyler yazıyor çocuklar. Masallar diyarının kapısını açabilmek için 3 kere trik trak demelisiniz. Trik trak. Şimdi ben anahtarı çevireceğim. Sizler de trik trak diyeceksiniz. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Trik trak.
Masallar Diyarı'nda kitap okuyan ayı masalını anlatacağım. Hazır mısınız masalı dinlemeye? Süpersiniz! Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok uzak diyarlarda bir orman varmış. Bu ormanda bir ayı yaşarmış. Tonton mu tonton bu ayıcık, çok da tatlıymış. Bu ayı armudu hılı sever, abur cuburu hiç sevmez ve et bulur, ot bulur, yer hapur hapur. Bizim tonton ayıcık ormanda geze dursun, bu ülkenin bir de padişahı varmış çocuklar. Adamın biri bir gün padişaha karşı çok büyük bir suç işlemiş. Padişah adamı yanına çağırmış ve ona demiş ki, senin suçunu yalnızca bir şartla affedebilirim. Ne yaptığının, ne hale geldiğinin o bile farkında.
da elinde bir sepet dolusu armutu, bizim adam bir sepet dolusu armutu ayıya armağan etmiş ve onu olması gereken yere, yani yaşadığı yer neresiydi? Orman. Evet, yaşaması gereken yere, evine, ormana geri bırakmış. Masalımız burada sona erdi çocuklar. Gökten 3 tane elma düştü. Birisi bu masalı anlatan benim başıma. Bir tanesi bu masalı dinleyen siz güzel çocukların başına. Düşünün bakalım kafanıza elmaları. Evet. Bir tanesi de kitapları çok sever. Armutları çok sever. Cumhur yemeyen masal kahramanımız kimdi? Tantanayıcığın başına. Evet, bu elmamız da onun başına düştü. Şimdi çocuklar, eve dönme zamanı. Masallar diyarından ayrılıyoruz maalesef. Masallar diyarında yeniden görüşmek üzere çocuklar.